anlamadım. İmzalı resim istiyorsun. Ne istiyorsun? Hayır hemşerim, ikisini ayrı ayrı istiyorum. Vesikalık resim vereceksin, apartman kimliği çıkaracağız. Buraya da giriş çıkışları saatiyle yazıp imzalayacağız. Bu ne ya, öğrenci yurdu gibi. Bundan sonra böyle hemşerim. Kiren çıkan kayıtlı kuyutlu olacak. Gece bir saatten sonra misafir yok. Çöpler tam zamanında çıkarılacak. Gürültü yasak. Alkol belli bir mililitreyi aşmayacak. Arada aynı tatbikatlarımız olacak. Her şeye hazırlıklı olacaksınız. Of demeyeceksiniz, ömürünüzü sıkarım. Ama sıkı yönetim bu. Yönetimi sıkı tutacaksın zaten. Yoksa anarşi olur. Hop! Hazırlıksız hani soru. Terastaki çiçeklerin dibine alkol mü döküyorsunuz size? Niye dökelim ya, yazık. İçiyoruz biz hepsini. Terastaki ölü çiçeklerde hasat çemberi, piramitler gibi bir enigma. Ama çözeceğim. Terasta martı saldırısı var, yetiş! Böyle bir şey olabilir mi ya? Tam dizi yüzümde bitecek, bu olabilir mi ya? Bu şanssızlık uzay artık yani. Geçer kardeşim, boş ver. Üzülme, bu da geçer. En azından o Orçun kakalağını uzun süre buralarda görmeyeceğiz. Acayip tırstı çünkü. Hadi ben yatıyorum. Hadi, sana iyi geceler. Eyvallah. Ne oldu fare mi? Hayır, kakalak. Ne? Arkadaş, birazcık zarafet ama ya. Langır langır dalıyorsunuz özel hayata. Ama Orçun Bey, biz de yani bu saatte işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ne? Magazinciye mi bağladım ben ya? Oğlum bana hangi ağrı kesici verdiniz ya? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Kız attık eve. Sen bile. Ben de kendimi terastan atayım bari. Çıkma çıkma, reis devreye geziyor. Kime karşı? Martı saldırısına karşı. Olur bu gece burada kalayım, kıza benim evim dedim ya. Ne? Biz kimiz peki? Ev arkadaşım Deniz'le açılayın, yancılarsınız. Arada bir burada kalmanıza bir şey demiyoruz. Bir şey sormak istiyorum. O yatak örtüsü benim mi? Vereyim mi? Hayır, hayır! Hayır! Çok sert, gerçekten çok sert. Ne yaptın lan örtüme? Örtüye bir şey yapmadım ben, daha çok kıza... Abi anlatma, anlatma lütfen. Ha, zaten meyalini biliyorsunuz, yapmadığınız şey değil. Örtü istemiyorsanız ben olay yerine geri dönüyorum. Aa, istemiyorum. O örtü hayatımdan çıktı. Artık senin. Eyvallah. Ha, bir de bir şey var. Lütfen bozmayalım. 27 yaşındayım. Aileden zengin, bohem bir sanatçıyım. Ve yan taraftaki sonradan görmeleri hiç tanımıyorum. Çok teşekkür ettim. Kolay gelsin çocuklar. Benim yabancı değil. Ben başka bir evden geçtiydim bu terasa ama... Saat de geç öldü, yatın. Yatın bakayım. Hadi bakayım. Leylaylılık ya. Kaç kişi bunlar hemşerim? Oksijen yetmez bu kadar ahaliye ya. Bu nasıl bir karaciğer kapasitesidir ben anlamadım Sayın Kocabaş. Bu aşağıdaki tekel bayi var ya, sırf bunlara çalışıyor. Yan tarafta bir kız var, postoriye sermiş. Tahminim emir danışmanın fanfifone. Hiç haberimiz yok bak.
Pizzalar hani, mizzalar hani hep kapının önüne ataylar. Ayıptı ya. Karınca oluyor hep apartman. Bu işi sana devrettiğimiz iyi oldu reis. Peki çiçeklerle ilgili bir bulguya ulaştık mı? Bazı ipuçları yakaladık. Ama bilimsel testlerin ışığında net sonuçlar bir haftaya alacak. Bu esrarı çözeceğiz. Hayır reis senden korkulur. Korkuluğun içinde kamera ha. Gel 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 gel. Kapat kapıyı gel. Koy bakalım. Vallahi bütün gerçekler ortaya çıktı. Bütün foyalar ortaya tökildi. Bir haftalık görüntülerden bir değerleme yaptım size. Göster bakalım. Meğer geceleri terasta sabaha kadar neler dönüyormuş. Güya rejimde. Su içsem kilo alıyorum falan. Ama ben biliyordum tabii. Orçun değil mi o? Ne yapıyor o saatte yan evde yahu? Atılay Hanım mı spor yapıyor? Evet, bunda bir şey yok. Genelde bu tatta. Anlıyorum. Peki çiçeklere ne oluyormuş? Onun da kaydı var ama izlemek ister misiniz bilemiyorum yani. Kimin kaydı? Sizin. Benim mi? Sayın Kocabaşı, affınıza sığınarak her gece birkaç defa kalkıp süt dökme eylemi gerçekleştiriyorsunuz. Su mu? Küçük su. Nasıl yahu? Bunu tuvalete değil de çiçeklerin... Anladık. Tamam canım. Allah Allah. Malumunuz belli bir asit ve amonyak çiçek kökleri... Ya anladım kardeşim ben... Ya ben gece hiç kalkmam ki. Bir yatarım, küp gibi uyurum, sabah kalkarım ya. Görüntüleri incelesin. Gerek yok yahu.
Ya kardeşim sana ne milletin özel hayatından? Ben sana kamera mı koy dedim? Ama... Tamam ya kafi. Artık sen şirkete dön. Buradaki işleri haline yoluna koydun. Tamam sağ olasın. Hiçbir zaman hakikatlerden korkmayın Sayın Kocabaş. Bilim söz ki... Ya tamam kardeşim tamam. Evet. Çiçekleri ben kurutuyorum. Anladık tamam. Şeyh Muz. Hadi yemek hazır. Ay. Şimdi saatlerce gelmez artık böyle bağırtır. Reis sen de gel oğlum hadi. Geçen gün serfler çıkmıştı ağzımdan. Demek ki bir bildiğim varmış. Ha? Serf biz mi oluyoruz? Yok sağ olun benim sözüm var. Afiyet olsun. Çok fazla su içmeyin Sayın Kocabaş. Ya tamam oğlum tamam hadi selametlen. Cumali. Hoş geldin evladım. Ne niyetinle geldin? Sağ olun. Allah razı olsun. Allah pardon. Kusura kalmayın ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.